Merhaba, bu videomuzda üzüm fidanını, bağ fidanını tanıtmaya çalışacağız izleyicilerimize. İşte üzüm fidanı nasıl dikilir, işte dikim aralıkları, işte bunun yanında çeşitleri, aşı noktası, bu konularla ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi önümüzdeki üzüm fidanları aşağı yukarı 70 cm boyunda saksısıyla birlikte. Hatun parmağı cinsi, hatun parmağı çeşidi üzüm fidanı. Şimdi üzüm fidanının aşı noktasından bahsedelim biraz. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bakalım. Üzüm fidanının şu aşı noktası şu kısmıdır. Burada 2-3 göz bırakılır. Daha sonra 2-3 gözden bir tanesi patlar. Bu şekilde sürgün oluşur. Yani aşı noktası şurası olduğuna göre demek ki yabanisi anaç kısmı şu kısım. Şimdi şu kısım patlamazsa, yani aşı kısmı patlamazsa, şuradaki kısım şu kısım patlamazsa, şimdi şuradan patlarsa demek ki aşı patlamamıştır. Yabanisinden patlamıştır ve aşı tutmamış olur. Tekrar o üzüm fidanına, bağ fidanına aşı yapılması gerekir. Peki hocam, efidancım.com olarak üzüm fidanı veya bağ fidanı veya asma fidanı üretiminde kullanılan anaçlar nelerdir? Şimdi tabi bu konuda genelde kullanılan farklı Amerikan asmalar var. İşte bunların en başında gelen işte 41B dediğimiz. Evet. Genelde ülkemiz topraklarında işte Karadeniz bölgesi hariç 41B kullanılmakta. İşte Hansen gibi, 41B gibi, Zonre gibi, evet, farklı anaçlar var. Peki hocam, bu fidanı nasıl dikeriz? Üzüm fidanını nasıl dikeriz? İzleyicilerimize onu gösterelim. Şöyle söyleyeyim. Üzüm fidanının aşı noktasını söylemiştik. Yani şu kısımda aşı noktası. Şu kısım yabanisiydi. Şu kısımdan patlaması gerekiyor. Yani şu aşı kısımdan patlaması gerekiyor. Şu sürgünü. Aşağıdan patlarsa demek ki o üzüm fidanı tutmamıştı. Üzüm fidanının gördüğünüz gibi 2 litrelik bir saksı da. Bu saksı yaklaşık 20 santim boyunda. Saksı hizasına kadar 40 santim çukur açılıp, 40 santim derinliğinde, işte 40 santim genişliğinde çukur açılıp o şekilde bu fidan dikimi sağlanabilir. Genelde üzüm fidanlarında şu aşı kısmına bu şu madde, şu beyaz madde parafindir. İşte aşının tutmasını sağlayan, daha yüksek aşı tutma oranlarını sağlayan bir maddedir parafin. Peki aşı olan kısım toprağın üstünde mi olacak, altında mı olacak? Şimdi şu aşı kısmı toprağın üstünde olması lazım kesinlikle. Evet. Şimdi bu aşı kısmını gömerseniz bu kısım hava almaz. Ve sürekli de sulandığı için toprağın çamuruyla temas eder. Ve toprağın çamuru, suyu bu kısma temas ettiği zaman çürümeler meydana getiriyor. Peki dikim mesafesi nedir hocam üzüm fidanlarında? Şimdi üzüm fidanında hobiciler genelde kaç metre aralıklarla dikmeli? Diyelim dikerken ki, nelere dikkat etmeli? Şimdi şöyle, genelde hobiciler 2 tane, 3 tane, 5 tane dikiyorlar. Hadi diyelim 8-10 tane dikeceklerse üzüm fidanların arasındaki mesafe en azından bir 2,5-3 metre olması lazım. Yani arası normal ticari dikimlerde, yani büyük bahçelerde arası 4 metre, üzerleri 2 metre falan oluyor. Yani 2 metre, 1,5 metre, 2 metre. Cinse göre değişiyor. Cinse göre değişiyor. 1,5 metre, 2 metre oluyor. Ama ben normal hobicilere en azından arası 3 metre olsun diyorum. Ama eğer yani şey yapacaklarsa, yani o çardak dediğimiz olay var, o tele ağdıracaklarsa, bir tane iki tane dikeceklerse onun arası birbirine daha yakın olabilir. Çünkü tele aldıkları zaman direkt o sürgünü, işte o telin çardağın yüksekliği kaç metresi, yani diyelim ki 2 metre, direkt zaten tele aldırıyorlar. Evet. Şey yapıyorlar o şekilde. Peki hocam, olabilir. İnternetten bu ürünü almak isteyenler efidancım.com üzerinden hangi ödeme yöntemlerini kullanıyorlar? Şimdi, kargo kampanyası var mı, evet, yok mu? Şimdi o konuyla da ilgili bilgi vereceğiz ama ben şunu söyleyeyim. Şimdi bazen telefonlarda şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Hangi üzüm fidanının asması olur? Yani böyle bir soru geliyor sürekli. Şimdi bunu çardak yaparsanız, o tele ağdırırsanız, yani tele doğru büyümesini sağlarsanız sarmaşık olarak tüm üzüm fidanları asma olur. Yani asma farklı üzüm fidanı farklı bir şey değil. Tüm üzüm fidanlarında asma olur yani. Asma yapabilirsiniz. Tele ağdırdıktan sonra, çardak yaptıktan sonra
tüm üzüm fidanlarından asma uzu, yani özel asma fidan diye bir fidan yok. Bunların hepsi aynıdır. Şimdi efidancım.com'da 100 TL üzeri kargo bedava zaten. Kargo ücretsiz Türkiye'nin her yerine, kargonun gittiği her yere kargo ücretsiz. Şimdi 100 TL'nin altındaysa, yani müşterilerimiz bunu çok soruyor bize. Bizim için burada önemli olan kıstas sepetin, alışveriş sepetinin tutarıdır. Şimdi 100 TL üzeri kargo ücretsiz. 100 TL altı da web sitesinden, direkt web sitesinden alışveriş yaparlarsa Türkiye'nin her yerine 7 TL'dir. Zaten bunu da alışveriş esnasında, alışveriş sürecinde bu 7 TL otomatik olarak alınıyor. Toplam yani sepete ekleniyor. Diyelim ki 4 fidan aldım, sepetim 90 lira, kargo ücreti 7 lira. Diyelim ki 1 fidan aldım, sepetim 20 lira, kargo ücreti yani, yine 7 lira değil mi? Ben müşterilerim de şunu öneriyorum. Şimdi diyelim ki alışveriş sepeti 90 lira, 95 lirayı buldu. Şimdi 95 lirayı bulduğu zaman bence 6-7 TL'yi ürün alsınlar. 100 liraya tamamlasınlar. Direkt o 6-7 TL'lik ürün ücretsiz oluyor. Bazen müşterilerimiz bunu kaçırıyor. 95 liralık alışveriş yapmış müşterimiz. İşte 7 TL kargosu oluyor. 102 TL. İşte o 7 TL 100 TL'ye geçiyor ama neyle geçiyor? Kargo ile geçiyor. O olmuyor. Yani aldığı fidan bedeli 100 TL'ye geçmesi lazım. Evet, sepet toplamı. Tabii tabii. 95 TL'lik diyelim ki bir ürün aldığı zaman 6 TL'lik, 5 TL'lik bir ürün alsa, 100 liraya tamamlasa direkt kargo ücreti hiç alınmayacak. Sistem otomatik olarak almıyor onu. Peki ödeme yöntemleri nelerdir hocam? Ödeme yöntemleri web sitemizde çok farklı ödeme yöntemleri vardır. İşte kredi kartımız var, kredi kartına taksit var, havale var, telefonla ödeme var, mail order var, kapıda nakit ve kapıda kredi kartı var, PayPal var. Yani müşterilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek birçok farklı ödeme yöntemi var. Yine ürünlerimizi biz orijinal fidan kutularında gönderiyoruz. Zaten evet. Bu fidan kutularını web sitemizde görebilirler. Hemen ürünlerin yanında kutular vardır. Birlik, ikilik, dörtlük. Birlik, ikilik, dörtlük kutular vardır. Ve biz bu ürünleri kutuların içinde sabitliyoruz. O şekilde gönderim yapıyoruz. Ürün zarar görmüyor. Ama zaman diyelim, yani çok nadirden de olsa bazen ürün zarar görebiliyor. Yani insanın olduğu yerde hata oluyor. Biz o zaman ne yapıyoruz? Hemen ücretsiz ürün gönderim yapıyoruz. Müşterilerimize bu teminatı veriyoruz. Çünkü müşterilerimiz bize bunu sürekli soruyor. Ha diyelim ki tamam diyor, kutularını duyuyor ama ürün zarar gördüğü zaman ne yapıyorsunuz? Çünkü müşterilerimiz sonuçta sağlam ürün ücreti ödediği için müşterilerimize kırık ürünü geldiği zaman biz hemen yeni ürün gönderiyoruz. Çünkü müşterilerimizin bize ödediği ücret sağlam ürün ücreti, sağlam fidan ücreti, düzgün fidan ücreti. Biz onun için oradaki mağduriyeti hemen önlüyoruz. Bunun da bilgisini verelim yani. Benim yani konuyla ilgili diyeceğim bunlar. Bir de şunu söyleyeyim yani ekstra bilgi olarak. 500, 600, 700 rakımlarından sonra Red Globe diye birinci çeşidi var. Ben ondan bahsedeyim. 500, 600, 400, 500, 600, 700 rakamlarından sonra dikilebilecek siyahdan ziyade biraz daha pembemsi oluyor Red Globe. En güzel çeşitlerden birisi Red Globe'dur. Red Globe üzümünü kesinlikle ben tavsiye ederim yani. Benim konuyla ilgili diyeceğim, vereceğim bilgiler bunlar. Umarım faydalı olabilmişizdir.